Gelişimin şehri olarak bilinen Piltover, Valorant'da tekmaturji yani büyüsel teknolojinin merkezidir. Şehrin büyük akademileri ve bilime olan katkıları tüm kıta tarafından bilinmektedir ve tek rakipleri Zaun'lu egzantrik bilim adamlarıdır. İlginç bir şekilde Piltover, geniş, yeşilimsi bir bataklığın içindeki ufak bir dağın üzerinde kuruludur. Piltover sakinleri bu bataklıktan çıkan sıvı ve gazları enerji kaynağı olarak kullanmaktadır. Piltover'da yaşayan ve burayı ziyaret etmek isteyen kişiler genellikle doyurulamaz gibi görünen bir bilgi açlığına sahiptir ve bu arayış onları tekmaturji, tıp, arkeoloji gibi çeşitli bilim alanlarına yöneltmektedir. Şehirdeki bilim adamları farklı alanlarda bilgiye ulaşmaktan büyük bir haz duysa da son zamanlarda ilgi biraz daha Valorant'ta gelişen çatışmalara kaymıştır. Bu çatışmaları kabul edilemez bulan Piltover sakinleri kıtayı saran problemleri çözmek için birlik halinde çabalamaktadır ve kesin bir şekilde Runeterra'yı kurtarmanın yolunun bilimden geçtiğine inanmaktalardır. Piltover'a gelişimin şehri denmesinin sebeplerinden biri de düşük suç oranıdır. Ancak elbette arada bir Jinx gibi tipler de ortaya çıkmaktadır ve bilimsel araştırmalarda kullanılan değerli araç gereç ve madenlerden ötürü yağmacılar ve hırsızlar da bazen Piltover'ı bir hazine gibi görürler. Hatta bazıları eğer Piltover'ın şefi Caitlyn olmasaydı şehir çoktan organize suç örgütlerinin eline düşmüş olurdu bile derler. Bazı noktalarda ise yarınların koruyucusu Jace'in kahramanlıkları da elbette göz ardı edilemez. Piltover bol miktarda tekmaturjik mucize üretse de şehrin sakinleri olabildiğince çevre dostu olmaya çalışmaktadır ve yenilenebilir enerji üzerinde sürekli yenilikçi bir şekilde çalışmaktalardır. Piltover anlayışlı, ilgili ve gelişimci bir yönetime sahiptir. Halk onları temsil edecek valileri seçer ve valiler şehrin sosyal ve çevresel iyiliğini geliştirmek için yeni icatların ışığında sürekli çalışırlar. Piltover, Valorant'taki en askeri olmayan şehirlerden biridir ancak aynı zamanda en kendine güvenenlerden de biridir. Piltover'da yaşayan büyük bir Yordle popülasyonu vardır. Saygın mucit Heimerdinger'in bilime inanılmaz bir hayranlığı bulunur ve gelişimin şehrinde iz bırakmak istemiştir. Bendel City'den ayrılmadan önce bilime meraklı Yordle'ları da toplamıştır ve arkadaşlarıyla birlikte artık meşhur olan Yordle Bilim ve Gelişim Akademisi'ni kurmuştur. Akademi, Valorant'taki en örnek alınan ve bilimi ilerleten enstitülerden birisidir ve özellikle tekmaturji alanında çığır açan çalışmalara imza atmıştır. Heimerdinger ve ekibinin icatları akademide sergilenmektedir ve neredeyse her gün görmek isteyenler için turlar düzenlenir. Yedili görüş lensi. Normal insanların görüşünden çok daha geniş bir spektrum sağlayan bu eşsiz gözlükler Master Yi'ye verilmiştir. Yıldız asaları. Piltover sokaklarını aydınlatmak için kullanılan ışıldayan sopalar. Keşif operasyonları önce helikopteri. Bendel şehri harekat kuvvetine büyük faydalar sağlamış hava aracı. Kurtarıcı devriye robotu. Aranan veya kayıp şahısları bulmak için Piltover devriyesi tarafından yapılmış olan robot. Mana ve emsallerini fazlaca tüketme aracı ya da kısaca MEFTA, etrafındaki büyü enerjisini çekebilen deneysel bir makineydi. H28G evrim tareti. Taşınılabilir ve kurulabilir, hızlı bir şekilde tekmaturjik mermiler ve lazer ışını atabilen otomatik yarı zeki silahlar. Hextech mikro roketler. Otomatik hedef bulma özellikleri olmayan ve aynı anda bolca atılarak farklı stratejik şekillerde kullanılabilen küçük savaş başlıkları. Tekmaturji tamir robotları. Yakındaki mekanik cihazları tamir eden ve yaralı dostları iyileştirebilen sensörlü otomatik nanorobotlar. Tekmaturjik araçlar yapabilmek için daha uygun bir yer arayışı içinde Heimerdinger, Yordle Akademisi'nin dışında özel bir atölye açtı. Piltover Modifikasyon Atölyesi adındaki bu çalışma alanı, Runeterra'daki en başarılı taşıt düzenleme ve geliştirme atölyesi oldu. Atölyenin diğer kurucusu ve baş mekanik olan Corki, yeni araştırılıp ona getirilen Hextech araçlarıyla deneysel çalışmaları yapmaktan oldukça hoşlanıyor. Corki ve şirket çalışanları özel istek üzerine atölyede turlar düzenliyorlar.
Ulaştıkları yüksek bilgiyi kullanarak ihtiyacı olanlara en kısa zamanda yardımcı olma amacı ile şehrin yöneticileri hızlıca Valora'nın farklı noktalarına seyahat edebilecek arama kurtarma ekipleri kurdular. Piltover devriyesi adı altında toplanan ekipler zor durumda olan herkesin yardımına koşmak için çabalıyorlar. Her takım üyesi farklı seviyelerdeki acil durumlar ile başa çıkmak için eğitilmiş durumdalar ve kayıp şahısların arayışındayken az önce icatlar arasında bahsettiğimiz geniş bölgeleri taramak için kullanılan kurtarıcı devriye robotunu kullanıyorlar. Yaralı ya da hasta biri tespit edilirse kurtarma ekipleri onları hızlı bir şekilde Piltover'a nakledebiliyorlar. Daha sonra hasta şehir doktorları tarafından tedavi ediliyor ve ilgileniliyor. Ayrıca sokaklarda dolaşan ve şehir sakinleri için güvenliği sağlayan nöbetçi robotlar mevcut. Ancak Jinx ile aralarının pek de iyi olmadığını biliyoruz. Büyü teknolojisinin geliştirilmesinde öncü iki şehir olan Zaun ve Piltover, Runeterra'nın tekmaturjideki öncüsü olabilmek için rekabet içindedir. Bu iki bölgeden şampiyonlar lig maçlarında karşılaştıklarında genelde hırslı bakışlar ve alaycı cümleler atışılır. Bazen adalet meydanlarında sonuçlanan anlaşamadıkları noktalar olsa da genel olarak iki bölge birbirine karşı dostçullardır. Piltover'lı bilim adamları çoğu zaman Demacia'da hoş karşılansalar da deney yapmak istediklerinde yetkililerden izin almaları gerekmektedir. Zaten daha önce de bahsettiğim üzere Bendelstein'in bilim aşığı sakinleri Piltover'a sıkça göç etmektedir ve Bendelstein tarafından kullanılan silahlar çoğunlukla Piltover'da üretilirler. Piltover'ı tanıyalım videomuz da bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Haberleri kaçırmamak için de Facebook sayfamızı takipte kalın. Görüşmek üzere.